Merhaba arkadaşlar. Daha önce aynı başlık altında bir video çekmiştim. O yüzden bu videoyu bölüm 2 olarak düşünün. İlk videodaki oyunlar zaten çoğunlukla bilinen oyunlardı. Videoda doğaçlama konuşmuştum. Bu videonun sizin için daha verimli olacağını düşünüyorum. Zaten hazır okullara da ara verilmişken evde bolca vakit geçirebileceğiniz birkaç oyun. Hadi başlayalım. Resident Evil 5 ve 6. 5'i oynamadım. 6'yı ise 1-2 kere bitirdim. Yanınızda yakın bir arkadaşınızla yan yana zombilerle savaştığınız bir oyun düşünün. Ne kadar zevkli olabileceğini hayal edin. Sınırlı cephanenizi iyi değerlendirip bölümleri teker teker geçip hikayemizi sona kavuşturmalıyız. Pek çok karakterimiz var. Hepsinin farklı bir hikayesi var. Hikaye bütün karakterlerimiz için aynı zaman diliminde geçiyor. Hepsi farklı şeylerle uğraşıyor. Her birinin yolları birbiriyle kesişiyor. Yani bir karakteri oynarken daha önce oynadığınız farklı bir karakterle karşılaşıyorsunuz. Her halükarda iki karakteri zaten siz oynuyorsunuz. Sıradaki Fortnite. 100 farklı kullanıcıyla aynı adaya atlıyorsunuz ve hayatta kalmak yegane amacınız. Yapılar kurup silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. 100 kişiden hayatta kalan oyunu kazanır. Tabii ekipli de girebiliyorsunuz. 2 kişi ya da 4 kişi olarak. Yani ekipli şekilde kazanacaksınız. Hayatta kalan takım sizinki olmalı. Zaten oyun ücretsiz. İndirin, bir deneyin derim. Bu arada oyun aynı The Hunger Games filmi gibi. Onu da izlemediyseniz izleyin, güzel filmdir. Ark. Ark Minecraft gibi bir hayatta kalma oyunu. Sadece daha gerçekçi. Çok geniş, çok kapsamlı bir oyun. Yapılar kuruyorsunuz. Avlanıyorsunuz, yemek yiyorsunuz, su içiyorsunuz, hayvanları evcilleştiriyorsunuz. Tüm bunları arkadaşınızla beraber oynayarak yapmak oyuna daha da bir renk katıyor. Bolca vaktiniz varsa, çünkü çok ayrıntılı bir oyun, yani burada anlatabileceğimden çok daha fazlası. Yani bir vakit ayırın derim yani. Bolca vaktiniz varsa açın oynayın. Sıradaki oyunumuz Doom 2. Bu oyun 94'te çıktı. Yani şu an 26 yaşında ve benden 4 yaş büyük. Şimdi PlayStation'da da var. Bir araştırma fuarında bilim insanları deney yaparken işler çığırından çıkıyor ve fuardaki bütün insanlar basit tabiriyle zombi oluyor. Ve siz bir asker olarak göreviniz bu fuarı temizlemek, tehditleri yok etmek. Alın yanınıza ortağınızı da bu görevi tamamlayın dostlarım. Son olarak Trine 2. Bu oyun çok güzel bir atmosfere sahip. 3 farklı karakteri var, yani 3 kişi birden de oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Her birinin farklı özellikleri var. Biri güçlü bir süvari, biri atletik bir suikastçi ve biri de büyücü. Size hitap eden karakteri seçin ve tüm bulmacaları çözerek prensesi kurtarın. 4. oyun da çıktı ama o şu an biraz pahalı, onun daha zamanı var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.